İşte Abdülhamit dediğimiz zatın rüyası bizim de rüyamız olan pilot olacağız. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Zonguldak-Karabük Demiryolu Hattı'nın rehabilitasyonu ve sinyalizasyonu projesi, Zonguldak-Karabük kısmı hizmete alımı töreninde yaptığı açıklamalardan biri de Filios projesiyle ilgiliydi. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ancak itirazlar nedeniyle sonuçlandırılamayan Filios Limanı ihalesiyle ilgili sürecin sonuna geldiklerini belirten Bakan Yıldırım, kazmayı vuruyoruz dedi. Zonguldak'ın geleceğini inşa etmedi. Zonguldak'ın ülkemizde hak ettiği en güzel yere kısa sürede ulaşması için çok önemli bir proje var. Bu projede sadece Zonguldak değil, Karabük'ü ve civardaki illeri kaderini değiştirecek Filios projesidir. Filios Liman Projesi'nde de nihayet o mutlu güne geldik. Bugün o müjdeyi de size vermek istiyorum. Filios Projesi'nin inşaatına başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu projeyle birlikte bu bölgede binlerce vatandaşımız iş güç sahibi olacak. Bu projeyle birlikte Zonguldak, Karabük ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak. Buralar şenlenecek, gemiler gelecek, yükler indirilecek, boşaltılacak, hareket artacak. Nerede hareket, orada bereket. Öyle değil mi? Çok önemli bir proje. Zonguldak tarihinin en büyük projelerinden bir tanesi, hatta en büyük projesi. Tüm zorluklara rağmen, engellemelere rağmen bugün çok şükür bunu ihaleyi hep birlikte izledik. Zonguldak'ımıza hayırlı olsun. 25 milyon ton kapasiteli, sadece Zonguldak'ın, Karabük'ün, Bartın'ın değil, Orta Anadolu'nun çok önemli bir projesi. Türkiye'nin ikinci büyük limanı. Burada üniversitesiyle, demiryoluyla, karayoluyla inşallah bölgede çok büyük bir canlılık yaratacak. Ekonomik anlamda, katma değer anlamında, hizmet ve istihdam anlamında çok önemli bir gelişme. Binlerce gencimiz orada iş sahibi olacak, ekmek bulacak. Bütün emeği geçenlere ben de teşekkür ediyorum. Biz milletvekillerimizle beraber, teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, sayın valimiz, konuyu uzun zamandan beri takip ediyoruz. Başbakanımıza, önceki Ulaştırma Bakanımıza, şimdiki Ulaştırma Bakanımıza, sayın genel müdürüm Metin Tahan Beyefendi'ye, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biraz önce söylediğiniz gibi tüm engellemelere rağmen Kılıçdaroğlu keşke bugün burada olsaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak milletvekilleri keşke burada olsaydı. Burada olmamaları belki normal karşılanabilir ama en azından Çaycuma'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayları burayı engellemek adına mahkemeye gitti. Keşke onu engelleselerdi. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Sizin göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum. Zonguldak'ımıza hayırlı olsun. Belki onlara da soracaksınız. Geçmişte Zonguldak'ta havalimanı açarken binlerce vatandaşımız oradaydı. Belki 20 bin vatandaşımız oradaydı. O zaman da Çaycuma'da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili benim haberim olmadı havalimanı açılışından demişti. Belki bugün bu ihaleden de haberi yoktur. Çünkü bahsettiğimiz proje Türkiye'nin 3 büyük projesinden birisidir. Durduranların ve engellerin hiçbir zaman yanında olmadık. Birileri her ne kadar bu projeyi engellese de biz bu projenin hayata geçmesi noktası itibariyle de daha da gelecek ve güzel günler bizleri beklemektedir. Şu anda bir gerçeğin, hayalin, birilerinin hayal dediği olayın gerçek olduğu anı tanık olduk. Dolayısıyla biz hizmet için koşuyoruz, bundan sonra daha hızlı koşacağız. Zonguldak'ımızın böyle bir projeyi hak ettiğine inanıyoruz. Allah'ın izniyle de bu sene 140 trilyon liralık bir ödeneği var. Bu da aşağıdaki ihale sonucuna göre bu işin 1/3'ünün bu yıl içinde biteceği demektir. Saltukova olarak bu projelerin göbeğinde yer almaktayız. Havaalanı, demiryolu, deniz yolu ve nihai olarak karayolunun birleştiği bölgede bulunuyoruz.